Hanımefendi konuşmak ister misiniz? İsmini de siz koymuşsunuz. Kader ismini hanımefendi koymuş. Konuş. Arkasındaki kim ses yönlendiriyor onu? Biri yanında kim var onu merak. Onu boş ver şimdi de sen hanımefendinin dedikleri. Benim ha? Evet. Benim söylüyorsun Kader. Hı hı, evet. Benim arkamda hiçbir şey yok. Allah'ın var kızım. Tamam, Allah'ın var benim. Yok, o anlamda söylemedim. Bir ses geldi de biri senin kulağına konuştu, onu söylüyor. Hayır, benim oğlan geldi şimdi. İsmini bana söyleyecek misiniz? Sonra söyleyeceğim ben size. Kurumda bir tane yanlış anlamadıysam o isimde biri vardı. O ablam. Babanın çok yakını ya, babanın akrabası. Ahmet Bey'in akrabası. Canım benim. Canım benim. Ha. Üzülüyor musun kadere? Çok. Ben eve girmedim 3 gündür ya. 3 gündür eve girmedim ben ya. Vallahi helal olsun, vicdanlısın. Senin bu Ahmet akraban konuşmuyor yani. Vallahi helal olsun. O hangi kısmı? Komşu da. Komşu geldi. Sabah spikerle aradı beni. Ne dedi? Ahmet seni mi aradı? Hayır. Senin spikerle. Ha, evet. Onlar aradılar. Dediler ki senin konuşun aynı kadere benzer dediler. Karşı göz dediler. Kader sana mı benziyor? Kader sana mı benziyor? Beni benziyor. Yeğenlerine benziyor. Kuzenlerine benziyor. Evet. Hep benziyor. Benziyor. Konuşması aynı biz. Hızlı. Hızlı. Konuşması da. Niye saklıyor Ahmet de Gülhan da? Ben söyleyeyim. Gülhan çok yalan söylüyor. Gülhan Ahmet'in bahçesinin altında. Bak. Kimin evinde doğum etti onu söyleyeyim. Kimin evinde yaptı doğumu? Emniyetin yaptı. Ha, bir evde doğum yaptı yani. O arada doğum yaptı. Çocuğuna 1,5 günlük kodu geldi. Hastanede dedi ama. Annenin birçok şeyi hastanede söylediği yaptı. Şeyin yalan olduğunu söylüyor. Hastanede yaptın gülüm. Hastanede oldum ama sen annenin sütünü 1 yudum içmedin Kader. İçmedin. Ha, kendi sütünü niye vermiyor çocuğa? Ben onu anlamadım. Niye bu kadar nefret ediyor? Ağlamadı. Ağlamadı ki bu. Bu hiç ağlamadı. Bu hiç ağlamadı. Hiç ağlamadı bu. Başlarının için. Bir kırmızı başlarının için yaptı bu. Ha, ağlamadı bu. Seni sevenler var ama merak etme Kader. Ha, senin herkese değilim ben, merak etme. Onun kim olduğunu söyleyeceğim, senin çok yakının. benim eşim tavırsa dinle kadar onu ilk gün arardım. Gel kızım diye. Peki sonra anlamadım. Ahmet, söylesen sor. Anlamadım abla, bir daha söyler misin? Benim eşim olsaydı seni ilk gün arardı kızım oradan. Gel kızım ben senin buyum diye. Ama eşim öldü benim 8 sene oldu. Peki Ahmet niye kaçıyor şu anda? Babasıyım niye demiyor? Kaçıyor. Niye kaçıyor? Neden deneyim almıyorsunuz bundan? Değmeyin. Bak kapı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Yok. Hayır, sonuçta senin çok yakının yani. Ha. Dün dedim ki benim numaraya kaderi verin. Kaderin numarasını beni verin dedim. Hayır dediler senin spikerler. Vermeyin dedim. Hı? Üzüm ben. Önce biz bir her şey çok %100 ortaya çıksın. Ha. Yani bence %100 de. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ya evet. Peki ben hala şey anlamıyorum ya hanımefendi. Siz Ahmet'in çok yakınındasınız. Bu ilişki devam ederken de. Yani şimdi sonuçta Ahmet'in çekinebileceği bir şey yok. Şimdi kaderin varlığından Ahmet'in şu anki eşinin haberi yok muydu? Vardı. Var. Hepsinin haberi var. Hanımının da var. Çocukların da var. Hepsinin de var. Ya hepsi var. Babalarının daha öncesinde bir yani Gülhan'la olan birlikteliğinden bir ablaları olduğunu biliyorlar yani. Biliyorlar ya, biliyorlar. Niye o zaman ulaşmıyorlar? Niye konuşmuyorlar? Dedim mi Ögün oğlana ara dedim ben ara. Ara onu oradan. Endirelim o çocuğu oradan. Şimdi benim bir akraban daha bağlanacak. Bağlansın tabii. Bağlanacak. Onun için bu siz niye yapmadınız? Dün gelecekler dedi gelmediler dedi. Babanı görmeye hazır mısın Kader? Ha? Hazır mısın? Arkadaşlar hazırladınız mı? Bir Pınar buraya bak. Hazırladınız mı? Babanın fotoğrafını... Ben şu anda ekrana vermeyeceğim ama babanın fotoğrafını ekran ile de vereceğim. Hazır mısın görmeye? Hı? Yani baban seni bence bir şeylerden korkuyor ya da annen onu korkutuyor. Bilmiyorum ki annen sana karşı bu kadar öfkesi neden? Kendi çocuğuna da bakmıyor iddiaya göre. Bir nedeni olması lazım Kader. Sen de 4 aylık bebeğin var ya aşkım benim. Bir neden olması lazım. Hiçbir açıklaması yok. İnsan kendi evladına bakmayacak, emzirmeyecek. Sonra da verecek arkasına kuma olarak gittiği kadının çocuğuna bakacak, yeni çocuğunu verecek. Ya bunun bir, bu doğruysa bunun bir açıklaması olması lazım ve mantıklı bir açıklaması olması lazım. Sen oğlum hiçbir şey yapmamışsın ki o zaman yeni doğmuşsun, 1,5 günlük bebeksin ya.
Hadi verin arkadaşlar Lede Kader'in babasına. Bu adam senin baban. Kader 18 yıl sonra gerçekler ortaya çıkıyor. Ne oldu bir tane? Tamam arkadaşlar istemiyorum. Tamam ellemeyin tamam. Ne düşünüyorsun? Hayır istemiyorum. Ne düşünüyorsun bebeğim? Benziyor musun? Evet benziyorsun. Benzemiyorum abla. Biraz yani. Hayır ben ne anneme ne babama benziyorum istemiyorum. Ya... Yani inanmaya çalıştım ya. Beni istemediğini düşündüm. Annemin istediğini düşündüm. Çok inanmak için uğraştım. Yemin ederim çok uğraştım. Bu fotoğrafı şu anda sevgili izleyiciler Instagram'a da koyuyoruz. Oradan ama da bakabilirsiniz. Annemin de beni istemediğini önce daha da çok şey olmuş. Şimdi... Annen halbuki seni istediğini söylemiş. Hep öyle söyledi. Niye o zaman beni koruyucu aileden almak için uğraştı? Belki pişman ben olmuştum. Onun yüzünden bu kadar boşluğa düştüm. Koruyucu ailemden daha ayrılmazdım. Hata yapmazdım. Niye madem sevmedi de benim her ay görmek, 2-3 ayda bir görmek istedi. Ne yaptım ben bunlar abla? Madem böyle bir acı, hayatının acısını yaşatacaklar, niye beni doğurdular? Çok haklısın. Yanlarındaki kim? Torunları. Şu an ya, hayır, çocukları, kardeşlerin. Ne yaptım ya ben bunlara? Bu saatten sonra beni isteseler ben zaten gitmem ki. Dur bakalım yemin ya. Yemin ederim git. Ben istemem zaten bu saatten sonra ama ben gerçekten ikisini de hakkımı helal etmiyorum inşallah. Telefondaki kişi senin çok yakının ya. Babanın yemin akrabası. Ederim benden bak ölüm döşeğinde olsunlar. Ben her zaman bunu annem için söylüyorum. Şu an babam için de söylüyorum. Anne baba demeyi de çok utanıyorum ayrıca. Benden bir bardak su istesinler. İyi olacağım desinler. Ben yemin ederim geçer kendim içerim o suyu. Bir damla bile vermem. Ben böyle bir şey Ahmet Beyciğim. Ahmet Beyciğim. Tanımıyorum demişti Gülhan seni. Sen tanıdığını söylemiştin. Sonra tanıştığınız ortaya çıktı. Bak telefondaki kişi senin çok yakının, kanın canın. Tamam canım benim. Allah razı olsun kim bağlandıysa yemin ederim. Senin çok yakının ya. Tabii. Ya o izin verirse ben kim olduğunu söyleyeceğim de. Çok teşekkür ederim kimse yani. Ya niye korkuyorsun bir tanem ya? Söyleyeyim ben senin kim olduğunu. Ben istiyorum ya. Ben istiyorum köyü getireceğim o çocuğu ya. Ben ama ben söyleyeyim. Bulacağım. Ben söyle senin kim olduğunu. Kusura bakma söyleyeceğim yani. Evet. Hayır söyleme kırdı bir yıl. Bugün söyleme. Ne zaman söyleyeyim? Niye söyleyeyim? Çocuk çok üzüldü ya. Çok üzüldüm. Evet çok üzüldüm. Senin kim olduğunu bilsin biraz mutlu olsun. İzin ver kim olduğunu. İzin ver. Ne diyor baba kim? Ha, ne diyor? Oğlum ne diyor oğlum? Bir şey mi söylüyor? Söylesene de ismini söylesene anne diyor. Söyle evet ben söyleyeyim ya. Söyle izin. Söylüyorum aşkım. Söylüyorum. Söyle. Hadi. Söyle. Halan cennet. Halan. Bak ne annen sana sahip çıktı ne baban. Ben halalarımı çok severim ya. Ben de koruyucu ailemdeki halamı çok severdim. Ya düşün halam bir konuşayım. Hala olarak arkadan olduğunu biliyorum. Gerçekten ben... çok teşekkür ederim. Ben babamın bağlanmasını beklerken, beni böyle anlatmasını beklerken hala gerçekten çok teşekkür ederim. Ben böyle bir şey beklemiyordum. En azından sevileceğim... Bak kuzenin de dedi. Ya söylesene anne diyor ismini. Çok tatlı o da. Cennet Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olasın ya. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öperim onun yanaklarından. Ağlamasın. Üzülmesin. Üzülmesin. Annem o bir anne değil o. Annem bile sevmemiş ya. He? Annem bile sevmemiş. Halam bana şu an şey yapıyor. Gerçekten ben, çok kötü bir durum. Yemin ben 3 gündür ağladım. Hayır ben böyle bir şey beklemiyordum. Yemin ederim beklemiyordum. Ya ölüm tehdidi aldığını bile düşünmek istedim. Hayır kızım. Hayır kızım. Arkandayım kızım. Hayır kızım.
Ya anladım da kardeşin Ahmet niye peki bu çocuğuna sahip çıkmıyor Cennet Hanımcığım? Ben onu şimdi kimin baskısının altında bilemiyorum. İkisi de yalan söylüyor. Bak ikisi de yalan söylüyor. Onun için. Hatta şunu dedi. Dedi ki ben dedi Gülhan dedi ki ben dedi açıklayamam. Onun babası Ahmet değil. Ben işte Ahmet'in böyle yasa dışı işler yaptığını dolayısıyla ben kızımı korumak için söylemiyorum babasını dedi. Dediğim ilk şey bu. Evet karanlık bir adam dedi yani. Evet. Dediğim evet, ilk hesaptaki adam. Evet, ben buna baktım. Evet o kişi senin babanmış. Herkes bunu söyledi baktım. Eşim de çok benzediğimi söyledi. Ben de benzetmiştim ama böyle bir şey olduğu için artık hiçbirine benzemediğimi düşünüyorum. Yani sen tipine. Bak bana benziyorsun halan diyor ki. Tipim benzese bile ben onların huyundan, suyundan, kanından, canından değilim saatten sonra. Sen beni benziyorsun. Gelsinler kızımsın desinler, onu desinler, bu desinler. Ya ben... şunu merak ediyor Cennet Hanımcığım, beni neden istemediler diye neden soruyor. Neden istemediler ben gerçekten çok merak ediyorum. Ağlamıyormuşum ben ona bilmiyorum. Ben ondan sonra küstüm onlarla, küstüm. Bilmiyorum neden, kendim. Neden bana hiç ulaşmamış? Hala, sen niye bana hiç ulaşmadın Allah? Çok aradım. Ama şeyden girdim, annen soy isminden girdim. Gülhan Altınok, bilemedim soy ismini. Evet oydu zaten, benim resmiyette soyadım oydu. Ama çıkmıyor kızım. Hesaplarım öyle değildi benim, Koruyucu Ali'deyken ben Koruyucu Ali mi soyadını hep kullandım, Kader Çoban'ım ben diye. Bak dünden beri gelince... arıyorum,